Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Es-salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecmain. Cenab-ı Hak hayırlara vesile etsin inşallah. Cenab-ı Hak inşallah yeniden böyle bütün sokaklarda, bütün caddelerde, bütün mahallelerde bu manevi dirilişi her yerde nasip etsin inşallah. Malum ecdadımız kıraathaneler açmış. Oralarda oturulur, kitaplar okunur. Hikmet üzerine konuşulur, iman hakikatlerinden bahsedilir, insanların ilmi irfanı artarmış. Sonra onun adı kahvehane olmuş. Fakat yeniden inşallah bu hakikatlerle yoğrulup böyle kahvehaneler yeniden, değil mi inşallah, kıraathaneye, iman meclislerine dönecek. Her tarafta, çünkü bu mekanlar cennete adam yetiştiren mekanlar. Yani adeta imalat yapıyor. Cennete insan yetiştiriyor. Cenab-ı Hak nasip etsin inşallah Bursa'nın da, Türkiye'nin, hatta dünyanın her tarafında bu hakikatlerin okunmasını, bu hakikatlerin okunacak mekanların böyle açılmasını nasip etsin inşallah. Şimdiye kadar maddeten imar edildi. Buranın manevi imarı da burayı boş bırakmayıp inşallah içini doldurup her gün burada birkaç insanın ebedi hayatının kurtuluşuna, birkaç insanın bataklıktan kurtuluşuna, birkaç insanın cehenneme doğru giden rotasını ebedi cennete doğru çevrilmesine bu mekanları vesile etmek inşallah hep beraber. Çünkü yük ağır, öyle diyor, Hakk'a hizmet büyük ve ağır bir taşı kaldırmaya benzer. Bu yük çok ağır. Hele bu zamanda, hele bu ahir zamanda. 1000 yıldır İslam'a hizmet etmiş bir ecdadın evlat ve torunları, değil mi, Allah muhafaza, gayrimeşru bir yolda ebedi felakete doğru akıntıya kendini kaptırmış giderken o akıntıdan insanları kurtarmaya çalışmak. Kendimizi ve etrafımızdaki insanların ebedi hayatlarının kurtuluşu için gayret etmek. Yük çok ağır. O yüzden hep beraber kalkacak bir yüktür bu. Yani hani normal asker savaş zamanında vazife başına geçer, değil mi? Savaş zamanında normal asker vazife başına geçer. Fakat bir de seferberlik ilanı var. O zaman eli silah tutan herkes cepheye koşar, değil mi? Şimdi manen seferberlik zamanı. Eskiden diyor, ilahi kelimetullah, yani Allah'ın adını dünyaya, insanların, değil mi, kalplerine, dünyanın dört bir yanına ulaştırmak vazifesi. Bu vazife devlet tarafından, Osmanlı İmparatorluğu gibi büyük devletler tarafından bu vazife yüklenildiği, deruhte edildiği için diyor farz-ı kifayeymiş. Şahısların üzerinde, farz-ı kifaye demek birilerinin yapmasıyla başkalarının üzerinden kalkan vazife demek. Fakat diyor bu zamanda farz-ı ayn olmuş. Yani herkesin omuzuna farz bir vazifeymiş. Yani din için, iman için, İslamiyet için çalışıp sahi etmek ve 1000 yıldır İslam'ın bayrağını dünyanın dört bir yanında dalgalandıran bir ecdadın evlat ve torunlarını yeniden ecdatlarına layık bir vaziyete getirmek. O da manevi ameliyatla kalplerine, ruhlarına iman hakikatlerini doldurarak mümkün ki inşallah bu mekanlar o vazifeyi, o hizmeti görecek. Dev gibi yangınlar nasıl çıkıyor? Ormanın bir sağından bir solundan tutuşturuyorlar. Ormanlar yanıyor, değil mi? Şimdi bu manevi ateş, manevi yangınlar da, değil mi? Bunlar birer manevi yangın. Manevi ateş, değil mi? Şimdi her mahalleden böyle bir tutuştu mu Allah'ın izniyle? Çünkü, değil mi, yanan yanındakini de yakıyor. Tutuşan yanındakini de tutuşturuyor derken, değil mi, bu iş böyle oluyor. Ha, yanmayan yakamaz. Biz de alemimizde bu hakikatleri okuyup, anlayıp, nurlanıp etrafı inşallah nurlandıracağız yani. Cenab-ı Hak kabul etsin inşallah. İkinci meselenin hulasası. Risale-i Nur'dan gençlik rehberliğin güzelce izah ettiği gibi, ölüm o kadar kat'i ve zahirdir ki, bugünün gecesi ve bu güzün kışı gelmesi gibi ölüm başımıza gelecek. Bu hapishane nasıl ki mütemadiyen girenler ve çıkanlar için bir misafirhanedir, öyle de bu zemin yüzü dahi, bu yeryüzü dahi acele hareket eden kafilelerin yollarında bir gecelik konmak ve göçmek için bir handır. Şimdi hapishaneye gelenler ve gidenler var, değil mi? Sabit kalanlar var mı? Ya müebbetler var, onlarsa hayır, onlar da gidiyor.
Bir gün ne yapıyorlar? Ya ölüsü ya da dirisi ne yapıyor? Mutlaka oradan çıkıveriyor. Hiç sabit kalan yok. Dünyada öyle bir mekanmış. Devamlı gelenler ve gidenler var. Şimdi biz ruhlar aleminde yaratılmıştık. Cenab-ı Hakk'ın ilmindeydik. Oradan ruhlar alemine Cenab-ı Hak bize ruh verdi. Sonra ruhlar aleminden, ruhlar aleminde insanlar kalabalık. E dünya dar. Şimdi caminin içinde cemaat kalabalık, kapı dar. Ne yapıyorlar? Sırayla çıkıyorlar değil mi? Onun gibi dünyaya gelirken Cenab-ı Hak insanları değil mi sıraya koydu. Önden dedelerimiz, sonra babalarımız, sonra biz ha bu dünyaya geliyoruz. Çok durmadan biz gidiyoruz ki yeni geleceklere ne yapsın? Yer açılsın. Demek bu dünya daim dolar boşalır bir han neymiş? Bir misafirhaneymiş. Hiç kimse sabit değil. Hayatın en büyük gerçeği neymiş? Ölüm. Hayatın en büyük hakikati ölüm. Ya şimdi bir gün bir yerde böyle bir gençle muhabbet ediyoruz. Ben de dedim hazır böyle tanışmışken anlatayım bu hakikatlerden. Sonra tanışıp anlatmazsak mesul oluruz. Biliyordun da niye bildirmedin diye sorarlar öbür tarafta. O yüzden buraya gelen herkes mesuldür yani. Burayı biz biliyoruz ya. Bildirmediklerimizin tamamı bizden davacı olabilir. Çünkü bilen bildiğini bildirmek zorunda. Neyse ben de biraz dedim anlatayım. Anlattım dinledi. Sonra dedi ki ya hocam anlattıkların çok güzel de bir de dedi hayatın gerçekleri var ama dedi. Geçim derdi var, şu var, ekmek parası var, şu var, bu var falan deyince Allah Allah dedim ya. Şimdi hayatın en büyük gerçeği nedir? Ölümdür ya. Senin hayatın gerçeği dediğin istikbal endişesi, şu, bu falan bunların hepsi değil mi? Bir nefes aldın, veremedin, verdin, alamadın. Ne oldu? Bütün gerçekler yalan oldu ya. Bütün hedefler, bütün hayaller suya düştü. Ama ölümün suya düşme ihtimali, yalan olma ihtimali yok. Ne yaparsan yap mutlaka ölüm başımıza gelecek. Ha, ölüm başımıza gelecek deyince ya bu ölüm böyle korkunç, böyle vahşi, böyle dehşetli, insanın bütün ümitlerini, hayallerini berbat eden, mahveden bir hikaye, bir mana değil. Şimdi oraya onu anlatacak. Çok önemli. Bakın. Yani önümüzde ölüm diye bir mesele var. Hepimizi ilgilendiren bir mesele. Eğer biz onunla ilgilenmezsek biz kaybederiz. Çünkü o bizimle mutlaka ne yapacak? İlgilenecek. Ha. Bir gün böyle üniversiteli gençler var. Muhabbet ediyoruz. Ben de mevzu böyle ölümden açıldı. Anlattım biraz. Bir tanesi dedi ki, hocam dedi bu konuyu değiştirsek dedi. Böyle deyince dedim ki ya doğru söylüyorsun aslında. Hiç dedim bizi ilgilendirmeyen bir konu. Bizim konumuz değil ki bu. Bizi ilgilendirmiyor ki. Bizim başımıza gelmeyecek ki. O yüzden değiştirelim bu konuyu. Rahat yaşayalım. Var mı böyle bir şey? Yani Azrail Aleyhisselam geldiği zaman sana bir mevzudan, bir konudan bahsedeceğim. Neydi? Azrail neden bahseder? Değil mi? Spordan, siyasetten bahsetmez. Herhalde Azrail geldiğine göre ölümden bahsetmeye başlayınca desen ki ya sıktı bu konu. Değiştirelim bu konuyu desen. Değil mi? Mümkün mü ya? Demek önümüzde hepimizi ilgilendiren bir mesele bu. Ama imanla bu korkunç, çirkin, dehşetli görünen ölüm hakikati nasıl ebedi saadetin, ebedi cennetin, sonsuz ebedi alemlerin giriş kapısı hükmüne dönüp nasıl sevilecek, hatta şiddetle arzu edilip istenecek bir hale geliyor ya. Allah Allah. Demek iman bir formülmüş. Bakın şimdi. Bugünün gecesi ve bu güzün kışı gelmesi gibi ölüm başımıza gelecek. Bu hapishane nasıl ki mütemadiyen çıkanlar ve girenler için muhakkak bir misafirhanedir, öyle de bu zemin yüzü dahi acele hareket eden kafilelerin yollarında bir gecelik konmak ve göçmek için bir handır. Eskiden hanlar varmış. 3 günmüş orada bir insanın en fazla kalma müddeti. 3 gün sonra değil mi? Kendi gitmiyorsa oradan artık ne diyorlar? Hadi. Şimdi insan da öyle ya.
İnsanların değil mi? Herkesin bir kontenjanı var dünyada. Günü var. Değil mi? Devre mülk. Doldurdu mu? Ya ben gitmek istemiyorum. Hadi kusura bakma. Doldu çünkü. Dinlenme tesisleri var değil mi? Şimdi eskiden hanlar yerinde. Ne diyorlar? Falan yerden gelip falan tarafa giden falan turizmin yolcuları. Hoş geldiniz diyorlar önce. Tesisimize hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Arkasından herkesin kafasında bir şey var. Acaba ne zaman çağıracaklar? Değil mi? Şimdi o seyahatle gelip de orada yolculuk yapanlar hep neyi düşünüyorlar? Devamlı kafalarında bir şey var. Aa, şimdi çağırdı çağıracak. Tuvalette bile olsa adam ne diyor? Aman kulağım orada olsun da diyor. Şimdi çağıracaklar beni. Ne zaman çağıracaklar da meçhul. Mola süresi dolmuştur. Herkes koltuklarında yerlerini alsın diye çağırdı mı? Hemen. Değil mi? Kimse dinlenme tesisine ev yapmaya falan kalkışmıyor değil mi? Yatmaya, istirahat etmeye, uyumaya falan da kalkışmıyor. Herkes biraz sonra çağrılacak gibi misafir modunda yaşıyor orada. Asla ev sahibi olmaya kalkışmıyor. Aynı dünyada böyleymiş ha. Devamlı kulağımız orada. Acaba akşam mı sabah mı? Acaba değil mi şurada mı burada mı? Acaba bu hastalıktan mı bundan mı? Acaba nereden ne zaman çağıracaklar? Demek devamlı kulağımız orada olmalı. Her bir şehri 100 defa mezaristana boşaltan ölüm hakikati. Elbette hayattan ziyade bir istediği var. Şu Bursa kaç defa mezarlığa boşalmış? Bundan 100 sene önce şu andaki Bursa'dakilerin hiçbiri yoktu değil mi? Bundan 100 sene sonra da şu andakilerin hiçbiri olmayacak. Kaç yüz senedir Bursa ne yapmış? Komple bütün Bursa o çarşı başındaki en pahalı dükkanların sahipleri değil mi? O Bursa'nın en güzel yerlerindeki köşklerin sahipleri, ne kadar mülklerin, malların, Bursa'nın sahipleri varsa yerin üstündekiler yerin altına geçmiş mi? Hiç unutulan var mı? Ya bizim mahallede biri unutulmuş. Yok ya, hiç unutulan yok. Öyleyse bizim de unutulma ihtimalimiz yok. Ha, ölüm diye bir hakikat var. Mutlaka ne yapacak? Biz onu unutsak da o bizi asla unutmayacak. Bir yerde değil mi yakalayacak bizi. Ha. Her bir şehri 100 defa mezaristana boşaltan ölüm hakikati. Elbette hayattan ziyade bir istediği var. İşte bu dehşetli hakikatin muammasını Risale-i Nur hal ve keşfetmiş bir kısacık hülasası şudur. Burası çok önemli abiler. Madem ölüm öldürülmüyor. Bakın. Ölüm her şeyi, herkesi öldürüyor ama kendisi ölümü öldüren hiçbir şey yok değil mi? Kendi ölmüyor. Madem ölüm öldürülmüyor ve kabir kapısı kapanmıyor. Elbette bu ecel celladının elinden ve kabir hapsi münferidinden kurtulmak çaresi varsa insanın en büyük ve her şeyin fevkinde bir endişesi, bir meselesidir. Şimdi bütün insanlığın ortak derdi nedir? Ölüm değil mi? Duysanız ki Amerika'da bir tane doktor ölümsüzlüğün ilacını bulmuş diye duysanız hayatınızın en büyük gayesi ne olur? O ilacı elde etmek olur mu olmaz mı? Ya ben düşünmüyorum. Çok pahalı geldi almak istemiyorum diye düşün. Değil mi? Böyle bir şey yok ki. Neticesi ölüm ya. Seni bütün insanlığın en büyük derdi olan ölümden kurtaracak. Şimdi çok önemliydi burası. Tekrar şuradan alıyorum. Madem ölüm öldürülmüyor ve kabir kapısı kapanmıyor, elbette bu ecel celladının elinden ve kabir hapsi münferidinden kurtulmak çaresi varsa, varsa bu ölümün bir çaresi, varsa bu kabirden kurtulmanın bir yolu, bu ecel celladı yakalamış bizi, varsa kurtarmanın bir çaresi, o zaman nedir o çare? İnsanın en büyük ve her şeyin fevkinde bir endişesi, bir meselesidir. Bütün insanlığın en büyük meselesi, en büyük derdi o çareyi elde etmek değil midir? Ha, var mı böyle bir çare? Kabir kapısını kapatacak, ölümü öldürecek, önümüzdeki bu dehşetli meseleyi önümüzden kaldırıp götürecek bir mesele var mı? Bir çare var mı?
Var mı ölümsüzlüğün ilacı? Evet, çaresi var. Allah Allah ya. Vardı da bu zamana kadar niye söylemedin abi? Evet, çaresi var. İşte bütün beşeriyetin ortak yarasına merhem sürdüğü için, ortak derdine derman olduğu için, bütün insanlığın en şiddetli aşk ile arzu ettiği ebediyetin ve sonsuzluğun ispatını yaptığı için Kur'an istikbalin, değil mi? Neydir? Bütün dünyaya hakim olacak kitabıdır. İslamiyet inşallah yeryüzüne bu mana ile ne yapmak, değil mi? Hakim olmak durumundadır. Evet, çaresi var. Ve Risale-i Nur Kur'an'ın sırrıyla o çareyi 2 kere 2 4 eder derecesinde ispat etmiş. Allah Allah ya. Ölümsüzlüğün çaresi varmış ya. Hem de öyle sadece hikayeden ibaret değil ha. Böyle cennetten arsa satmak gibi bilmem Hristiyanların böyle hikayelerden, değil mi? Kuru kuruya inançlardan ibaret değil. İspatı ve delili var. Ve Risale-i Nur 2 kere 2 4 eder derecesinde kat'i ispat etmiş. Bir kısacık hülasası şudur. Şu temsil çok mühim. Böyle alemimizde aklımızda kalsın. Şimdi insanların en büyük gafletleri içinde bulundukları vaziyetten gafletmiş. Çok önemli bu. Hatırlarsanız 8. sözde kuyuya düşen 2 adamdan bahsediyor. Birisi kuyuya düşmüş, kuyunun ortasında bir dala yapışmış. Kuyunun derinliği kaç metreydi? 60 metre. Yani bu dünya kuyusu değil mi? Hepimiz düştük bu kuyuya. Yani ortalama insan ömrü de 60 sene falan. Ortada bir dala takılmışız. Ben 36. dala takılmışım. Öbürü bilmem 25. dala takılmış. Herkesin takıldığı bir dal var değil mi? Ha. Şimdi diyor ki, o ağacın başında diyor her çeşit meyveler var. Takıldığı dalın başında. Fakat diyor, 2 tane fare o kuyunun duvarından çıkan ağacın köküne musallat olmuş. Biri beyaz, biri de siyah. İkisi de vardiyalı, ne yapıyorlar? O ağacın kökünü kemiriyorlar. Her gün kemiriyorlar. Bir gün ne olur? O dal kopar değil mi? Aşağıda ejderha ağzını açmış bekliyor. Ejderhanın ağzı da kuyu ağzı kadarmış. Yani düştü mü dışarı düşme ihtimalin yok. Mutlaka içine düşeceksin. Hiç başka yere düşen yok. O da neymiş? Kabir. Şu anda kabir bizi beklemiyor mu? Ha, bizim hayat ağacımızın kökünü kemiren fareler kim? Biri siyah, biri beyaz. Şu anda siyah fare kemiriyor. 1-2 saat önce beyaz fare vardiyayı ne yaptı? Siyah fareye devretti gece gündüz. Her gün kemiriyor. Bir gün ne yapacak bu dal? Kopuverecek bak. Şimdi diyor ki orada çok enteresan bir şey. Birinci adam diyor, güya tecahül edip, tecahül şuymuş, içinde bulunduğu vaziyeti bildiği halde bilmemezlikten gelmekmiş tecahül. Yani aşağıda ejderhanın ağzını açtığını gördüğü halde, yukarıda aslanın onu tehdit ettiğini bildiği halde, siyah beyaz 2 tane farenin ağacın kökünü kemirdiğini gördüğü halde, güya hiçbir şey yokmuş gibi ağacın meyvelerinden yiyip keyif etmeye bakıyor. Hayatımı yaşıyorum diyor, günümü gün ediyorum diyor. Ya ama önünde böyle bir mesele var. Siyah beyaz fare kemiriyor. Durdurabilirsen, farelere paydos diyebiliyorsan buyur. Ejderhanın ağzını kapatabilirsen, bu seferi men edebilirsen, bu gidişattan kurtulabilirsen buyur. Ölümü öldürebilirsen o zaman gel her türlü. Ha, hiç düşünmeyelim o zaman. Günümüzü gün edelim. Ama madem ölüm öldürülmüyor, kabir kapısı kapanmıyor ve mutlaka hepimiz bu yolun yolcusuyuz. O halde ölüm yokmuş gibi, kabir yokmuş gibi yaşamak, değil mi? Ahmaklığın ta kendisidir. Varken yokmuş gibi yaşamak. İşte bu gaflet insanın içinde bulunduğu vaziyetten gafletmiş. Hepimizin içinde bulunduğu gafletten bahsediyor. İnanın şu hayatın, bu gidişatın tılsımını bir çözsek, farkına bir varsak, ha, farkına varanlara bakıyoruz. Büyük zatlar değil mi? Evliyalar, peygamberler değil mi? Ha, bütün alimler, onların hayatlarına bakıyoruz. Aynen dünyada bir yolcu gibi, bir misafir gibi yolcu hep yolunu düşünür. Hep yolunu düşünmüş. Hep gideceği yerde
değil mi? Ne yapacağını düşünmüş. Hiç takılıp kalmamış yollarda. Fakat ne yazık ki dünyaya tapulanıp, ebedi dünyada kalacak gibi ibadette ve kulluktan nazlanıp, sanki hiç dünyadan gitmeyecekmiş gibi dünyaya dört elle sarılıp kalmışız. Cenab-ı Hak bizi uyandırsın. İçinde bulunduğumuz vaziyetin farkına varmayı bize nasip etsin inşallah. Özellikle şu gençlik döneminde. Çünkü ebedi gençlik dünyadaki fani gençlikte kazanılacak. Adam şimdi değil mi? Elinde bir çekirdeği var. Kaybetmek istemiyorsan bu çekirdeği, o çekirdeği anlık bir zevk için bir iki saniye zevk değil mi? Bir iki saniye zevk için yiyip mahvetme. Onu ne yap? Kaybetmek istemiyorsan onu onun toprağına dik. Ondan bir filiz, bir fidan, bir ağaç, ondan binlerce çekirdekler, ondan binlerce ağaçlar, ondan sonsuz çekirdekler, sonsuza kadar yolu var. Demek bir çekirdek için iki ihtimal var. Ya anlık bir zevk, arkası hiç, ya da o anlık zevki terk etmekle ebedi zevke, sonsuz bir vaziyette kavuşmak. Özellikle işte o çekirdek gençlik. Ebedi gençlik dünyadaki 5-10 senelik gençlikte kazanılıyormuş ya. Ya şuradan tekrar okuyacağım. Madem ölüm öldürülmüyor ve kabir kapısı kapanmıyor, elbette bu ecel celladının elinden ve kabir hapsi münferidinden kurtulmak çaresi varsa, insanın en büyük ve her şeyin fevkinde bir meselesidir. Bazen derse çağırdığımız zaman adam diyor, çok önemli bir işim var diyor. Yani demek ki insan şu manayı anlasa, en büyük meselemiz, en büyük işimiz buymuş. Şu anda Bursa'da bir sürü toplantılar yapılıyor. Bir sürü şirketler bir araya gelip büyük büyük meseleler konuşuyorlar. Siyasi meseleler, idari meseleler, ekonomik meseleler. Fakat şu anda yapılan en büyük toplantılardan bir tanesi burada yapılıyor. Çünkü bunun bir dakikası ebedi aleme baktığı için. Dünyanın en büyük meselesi bile bunun yanında küçüktür. Çünkü burada ebedi hayatımızı nasıl kazanılırız konuşuluyor. Ya ebedi olarak dünyada böyle buluştuk ya. İnşallah cennette de Cenab-ı Hak bizi böyle toplayacak bir araya. Orada da buluşturacak inşallah. Çünkü öyle diyor. El mer'u me'a men habbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Allah aşkına buraya niye toplandık biz? Kim akraba ziyaretine geldi? Kim alışverişe geldi? Kim menfaati için geldi? Yalnız kalpleri bir araya getiren Allah'tır. Allah muhabbeti için gelmedik mi? Onun rızası için bir araya toplananları Cenab-ı Hak, hadisi kutsi bu bakın. Diyor ki, denizlerin köpükleri kadar günahları olsa, onlar o meclisten Allah için toplanıp da ilmi Kur'an'ı tahsil etmek için, talim etmek için toplandıkları o meclisten bütün günahları affolunmadan dağılmazlar diyor. Allah Allah. Çok sağlam bir kaynak bu yani. Peygamber aleyhissalatü vesselam söylüyor. Evet, çaresi var. Ve Risale-i Nur Kur'an'ın sırrıyla o çareyi 2 kere 2 4 eder derecesinde kat'i ispat etmiş. Bir kısacık hülasası şudur ki, ölüm ya idam-ı ebedidir, hem o insanı hem bütün ahbabını ve akaribini asacak bir dar ağacıdır, veyahut başka bir baki aleme gitmek. Ve iman vesikasıyla, neyle? İman vesikasıyla saadet sarayına girmek için bir terhis tezkeresidir. Demek ki buradan ahirete gidenler bu iki şekilde gidiyorlar. Ya buradan gidiyorlar ya buradan. Buradan ahirete giden, buradan ölüme uğurladığımız insanların ya neydi? Hem o insanı hem bütün ahbabını asacak bir dar ağacı oluyor ölüm. Ya da ebedi saadet sarayına gitmek için dünyadaki vazifeden bir paydos, dünyadaki eğitimden bir terhis tezkeresiymiş. Tezkere neydi? Ana ocağı, değil mi? Ana kucağına, baba ocağına gidilen, sevinilerek, hatta değil mi, çantayı atıyorlar falan böyle. Sevinçlerinden ya. Tezkereye giden adam ayrıldım diye üzülmüyor, kavuşuyorum diye seviniyor. Niye? %90 dostları memlekette ya. %1 burada kalmış. Onlar da zaten gelecekler.
Onlar da sabit değil. Aynı onun gibi bakın, ölümü bakın terhis tezkeresi olan olarak gören, iman sinemasıyla müşahede eden bir insan. Allah Allah. Ölürken, ölümü düşünürken %99 dostlarının bulunduğu, başta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, bütün Evliyaullah, Emir Sultan Hazretleri, Üstad-ı Hazretleri, değil mi? İmam-ı Rabbaniler, Gavs-ı Geylaniler, Abdülkadir Geylaniler, hepsi orada, hep beraber bizi bekliyorlar. Böyle bir aleme gidiyoruz ya. İnsan ne yapar ya? Hani çantayı fırlatıyorlar ya tezkerede. Adam kefeni fırlatır ya. Değil mi? Öyle bak, ölümün hakikatini gören kamil insanlar, ölümü sevmişler, daha ölüm gelmeden ölmek istemişler diyor. Adam şimdi Almanya'da çalışıyor, gurbetçi, memlekete yatırım yapıyor yıllarca. Bir an önce kesin dönüş gününü bekliyor değil mi? Ne diyor hanımına? Hacı sabret diyor ya. Yıllardır çalıştığımızın mükafatını, gönderdiğimiz bütün yatırımı diyor, göreceğiz bir gün diyor ya. Ya şimdi buradan ahirete, gurbetçiyiz işte. Gurbetteyiz ya. Değil mi? Resulullah'tan aleyhisselam uzak, Allah'tan uzak. Bütün bak dünya gurbetindeyiz. Onun huzuruna, ona kavuşmaya gideceğiz inşallah. Ha, buradan oraya yatırım yapan insan devamlı orayı özler. Orayı aşk ile arzu eder. Hatta şafak sayar gibi ölümüne gün sayar. Kalbinde iman varsa, iman projektörüyle o karanlık kabrin arkasını, ebedi de saadet sarayları olduğunu görebilirse. Göremezse ölümün adını bile duymak onun dünyasını alt üst eder. Perişan eder. Ya ölüm ya idam ebedidir. Hem o insanı hem bütün ahbabını ve akaribini asacak bir daracıdır. Veyahut başka bir baki aleme gitmek. Ve iman vesikasıyla saadet sarayına girmek için bir terhis tezkeresidir. Kabir ise, kabir ne? Ya karanlıklı bir hapsi münferit ve dipsiz bir kuyudur Allah muhafaza. Veyahut bu zindanı dünyadan baki ve nurani bir ziyafetgah ve bağistana, bağ ve bostanların bulunduğu ebedi cennet saraylarına açılan bir kapıdır. Ya. Bu hakikati gençlik rehberi bir temsille ispat etmiş. Mesela çok güzel bir örnek de tam içinde bulunduğumuz hayatı anlatıyor. Mesela bu hapsin bahçesinde, bu risale, meyve risalesi Denizli Hapishanesi'nde sadece ve sadece bu eserleri, Kur'an'ın hakikatlerini yazıp, Kur'an'ın hakikatlerini okuyup insanlara okutturduğu, insanların imanını kurtarmak için koşturduğu için zamanın dehşetli rejimi Bediüzzaman Hazretleri'ni bu hapislere atmış. O da hapishanede de boş durmamış, devamlı o ilahi gayesine, o ebedi hedefine koşmuş. Bu hakikatler hapishanede yazılmış. Şu anda biz bu rahat mekanlarda oturup okuyoruz değil mi? Ya çileyle yazılmış yani. O yüzden kalplere işliyor. Yani şimdi şöyle düşünün. Birisi size bir ilaç ulaştırmak istiyor. Bir doktor. Fakat doktorun ilacı ulaştırma esnasındaki çektiği çileleri görüyorsunuz. Adam hayatını feda ediyor. Yara bere içinde bilmem her türlü sıkıntıya katlanıyor. İlla o ilacı size ulaştırmak için. Ne düşünürsünüz? Demek ki bu ilaç benim için çok önemli. O kadar önemli ki. Bu ilacın bana ulaşılması için arada hayatlar feda ediliyor. Ne fedakarlıklar yapılıyor. Aynı vaziyet. Ebedi değil mi? Hayatını kaybetmek üzere kalben, ruhen, manen hastalanmış, can çekişen bir neslin imdadına Kur'an eczanesinden ilaçları ulaştırmak için çırpınırken önüne çıkan engelleri değil mi? Aşmak için mücadele veren, çile çeken ve bütün ömrü çileyle dolu bir insan. Tam bize ulaştırmış, ha biz de bu çileli ömrü düşünüp ne diyeceğiz? Demek bu hakikatler, bu dersler, Kur'an'ın bu hakikatleri bizim için ne kadar önemli, ne kadar kıymetli, ne kadar hayati değeri var ki uğrunda ömürler feda edilmiş. Bakın örneği nereden veriyor? Hapishaneden veriyor. Mesela bu hapishane, bu hapsin bahçesinde asmak için dar ağaçları konulmuş. Ve onların dayandıkları duvarın arkasında gayet büyük ve umum dünya iştirak etmiş bir piyango dairesi kurulmuş. Bir piyango dairesi var. Bir de ne var?
dar ağacı var. Biz bu hapisteki 500 kişi her halde ister istemez kurtulmak mümkün değil. Hiç müstesnası yok. Bizi birer birer o meydana çağıracaklar. Meydanda ne vardı? İki şey vardı. Ya piyango dairesi ya da dar ağacı. Hiç müstesnası yok. Kaçarı yok, kurtuluşu yok. Hani derler ya hapursan da köpürsen de bu hapishaneden seni alıp o meydana getirecekler. Çağıracaklar. Hapishanelerde çağırırlar böyle. Falan falan. Yatağını al dışarı. Çağıracaklar. Ya gel idam ilanını al dar ağacına çık. Veya daimi bir hapsi münferit pusulasını tut bu açık kapıya gir. Veyahut sana müjde. Milyonlar altın bilet sana çıkmış. Gel al diye her tarafta ilanatlar yapılıyor. Şimdi hapishaneden çağrılanlar ya dar ağacına çağrılıyor ya da piyangoya çağrılıyor. Ya gel idam biletini al dar ağacına çık. Ya da milyonlar altın bilet sana çıkmış gel al diye çağırıyorlar. Aslında şu içinde bulunduğumuz dünyayı anlatıyor ha. Kaçacak hiçbir yerimiz var mı? Öyleyse dünya da bizim için bir hapishane değil mi? Değil mi? Ölüm çitiyle çevirmişler. Dışına kimse çıkamıyor ya. Adamlar ne masraflar yapıyor, ne paralar yatırıyor. Aman biraz daha yaşar mıyım diye. Bir tarafı tamir ediyor, bir taraf patlıyor arkadaş. Hiç yok ya. Ya. Şimdi bu dünyadan her gün birileri çağrılmıyor mu? Bursa'da aşağı yukarı günde 250-300 kişi ölüyormuş. Her gün çağrılıyor. Genç, ihtiyar ayrımı da yok. Sıra yok, şu yok, bu yok, hiçbir şey yok. Torpil de geçmiyor ya. Her gün çağrılıyor. Dünyadan her gün 600 bin, bazılar diyorlar 1 milyona yakın insan çağrılıyormuş. Hapishaneden çağırıyorlar, gel. Çağrılanlar iki şekilde çağrılıyormuş. Üçüncü bir şekil, üçüncü bir yol asla yok. Neymiş o? Ya gel idam biletini al dar ağacına çık. İdam edeceğiz seni. Ya da gel milyonlar altın bilet sana çıkmış. Gel al diye her tarafta ilanatlar yapılıyor. Ya ölümün ebedi idamına çağrılıyor insanlar. Ya da ebedi cennetin saadet saraylarına. Yani sonsuz ebedi cennet piyangosunun değil mi? Sonsuz saadetine davet ediliyor. Üçüncü bir yol asla yok. Yani öyle biz arada derede falan var yani. Ne oradan vazgeçiyor ne buradan vazgeçiyor. Böyle bir dünya yok. Biz de gözümüzle görüyoruz ki birbiri arkasında o dar ağaçlarına çıkıyorlar. Bir kısmının asıldıklarını görüyoruz. Müşahede ediyoruz. Bir kısmı da dar ağaçlarını basamak yapıp o duvarın arkasında piyango dairesine girdiklerini orada büyük ve ciddi memurların kat'i haberleriyle gördüğümüz bir görür gibi bildiğimiz bir sırada bekliyoruz şu anda. Aynı o hapishanedeki manzara bak şu anda bekliyoruz. Hepimiz neyi bekliyoruz? Mezbanedeki hayvanlar neyi bekler? Kesilmeyi bekler değil mi? Şu anda biz neyi bekliyoruz? Hepimiz ölümü beklemiyor muyuz? Ya işte ben emekliliği bekliyorum, ben işte öğrenciliği bekliyorum, ben memuriyeti bekliyorum, ben şunu çocuk bekliyorum, bilmem şu bekliyorum. Ama tamam da anladık da sonunda neyi bekliyorsun? Ya ben beklemiyorum. Sen beklemeyebilirsin. O seni bekliyor ama. Yolun başında bekliyor. Haberin olsun. Şimdi hepimiz bekliyoruz. Ya ebedi saadet sarayına çağrılacağız ya da ebedi felakete yani idama çağrılacağız. Ama beklerken boş bırakmıyorlar bizi. Burası önemli. Beklerken boş bırakmıyorlar. Beklerken Allah bizi imtihan ediyor. Birisi sordu. Dedi ki ya bu günahlar niye var ya? Olmasaydı şu günahlar ne güzel işleyemezdik. Hepimiz cennete girerdik. O zaman cennet cennet olmazdı ki. Günahlar ne için var? Allah bizi imtihan ediyor. Günah onun için var. İmtihana giriyoruz. Yanlışlıklar, doğru şıklar var değil mi? Ya bu yanlışlar olmasaydı herkes sınavı kazanırdı. O zaman sınav olmazdı ki. Sınav olmazsa ne olur? Kimse ders çalışmaz, kimse terakki etmez. İlim ortaya çıkmaz. Dolayısıyla her şey kökten biter.
Cenab-ı Hak insanları terakki ettirmek için. Mücadeleye, mücadele için de imtihana mecbur tutmuş. Ha, şimdi bekliyormuşuz şu anda. Herkes çağrılmayı bekliyor. Bakın beklerken ne oluyor? Bu hapishanemize iki heyet girdi. Tam biz beklerken, çağrılmayı beklerken hapishaneye iki heyet girdi. Aynı bu dünyaya da bu iki heyet devamlı giriyor. Bakalım kimmiş bunlar? Bir kafile, ellerinde çalgılar, şaraplar, zahirde gayet tatlı helvalar, baklavalar var. Bizlere yedirmeye çalıştılar. Fakat o tatlılar zehirlidir. İnsi şeytanlar içine zehir atmışlar. Bunlar neye benziyor? Günahlar, ahlaksızlık. İnsi ve cinni şeytanlar, çünkü günahlar nedir? Zehirli bal gibidir. Dışarıdan bakarsın ağzının suyu akar. Değil mi? İşlerken insana zevk verir. Fakat arkasından ebedi seni perişan eder, çırpındırır. Değil mi? Ebedi hayatını mahveder. Bak. İkinci cemaat ve heyet. Birincisi kafileydi, ikinci neymiş? Cemaatmiş. İkinci cemaat ve heyet, ellerinde terbiyenameler, helal yemekler, mübarek şerbetler var. Herhalde bu şerbet de bizim çay. Öyle ya, terbiyenameler diyor ya şimdi, terbiye, en güzel terbiye neyle olur? Bütün insanlığın terbiyesi için Cenab-ı Hak Kur'an'ı göndermemiş mi? İşte Kur'an'ın hakikatleri. Ha, bu hakikatlerin, bu eserlerin insanları terbiye ettiğinde şüphesi olan, bu hakikatleri okuyan koskoca bir cemaatin haline baksın. Nereden nereye? Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın eski halinden, İslam'dan önce Ömer, İslam'dan sonra Ömer, değil mi? Bir sürü insanlar var aramızda, değil mi? Bu hakikatlerle tanışmadan önce ve tanıştıktan sonra. Aynı Resulullah aleyhissalatü vesselamın getirdiği, insanlığa takdim ettiği iman nuru hala, değil mi, insanların maneviyatını değiştirmeye, hala insanları, değil mi, bataklıktan kurtarmaya, İslam'dan önce ve İslam'dan sonraki vaziyetlerini ortaya çıkarmaya hala ne yapıyor? Kur'an'ın hakikatleri devam ediyor. Bakın. İkinci cemaat ve heyet, ellerinde terbiyenameler ve helal yemekler ve mübarek şerbetler var. Bize hediye veriyorlar, bir ittifak beraber pek ciddi ve kat'i diyorlar ki, eğer o evvelki heyetin sizi tecrübe için verilen hediyelerini alsanız yeseniz. Şimdi sen dedin ya, ben Allah'a kul oldum. Ya Rabbi ben sana kul oldum. Cenab-ı Hak da diyor ki, acaba gerçekten dilinle söylediğinin arkasında mısın? Samimi misin, değil misin? Bakalım bir ölçelim. Öğretmene, hocam bütün anlattıklarınızı anladım. Oğlum şimdi bunun sırası değil. Sınav zamanı anlayıp anlamadığını ortaya çıkar. Cenab-ı Hak imtihan ediyor. O imtihan neymiş biliyor musunuz? Özellikle ahir zamanın en büyük imtihanı, öyle diyor bakın, kadınlar taifesi, yarım çıplak hanımlar diyor. Yani özellikle açık saçıklık ve ahlaksızlık. En büyük imtihanı bu. Öyle diyor bakın. Ahir zaman fitnesi öyle dehşetli bir fitnedir ki hiç kimse kendini muhafaza edemez. Mıknatıs gibi cezbeder kendine. Ancak, değil mi? Ancak neyle? İman nuruyla, Kur'an'ın dersiyle insan kendini muhafaza eder. Kur'an'ın mucizesidir bu zamanda. Bir genç bu kadar ahlaksızlığın, süfliyatın, değil mi, rezilliğin içinde her türlü günahı işleyebilecek imkanı varken evinden çıkıp kendi iradesiyle her türlü yere gidebilecekken şu akşamda buraya toplanmak var ya, Kur'an'ın bir mucizesidir bu. Ateşte yanmamaktır bu ya. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atmıştı değil mi Nemrut? Normalde ne olacaktı? Ateş yakıcı, İbrahim Aleyhisselam yanıcıydı değil mi? Normalde ne olurdu? Yanardı değil mi? Ama Allah yakma dedi. İbrahim Aleyhisselam'ın samimiyetine binaen ateş ne yapamadı, onu yakamadı. Şimdi özellikle bu ahir zaman gençliği, içimizde hevesler, hisler, duygular, şehvetler, her türlü gayrimeşru meyiller varken, dışarıda da günahlar bizim üzerimize, değil mi, akıp gelirken, dışarı yakıcı, bizde yanıcı. Buna rağmen yanmayıp
Gelip şurada diz çöküp bu hakikatlara kulak verebiliyorsak, Allah bizi seçmiş, getirmiş bu hakikate muhatap etmiş demektir. Bunun başka tabiri, tefsiri yoktur. Allah aşkına herkes düşünsün ya. Bizi kendi halimize bıraksaydı, ben kendimi biliyorum. Nefsimin eline bıraksaydı ben şu anda burada değil, nerede olacağımı çok iyi biliyorum. Ama Allah topladı ya. Bir şans daha verdi bize. Bir imkan daha tanıdı. Ya. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak bu manevi ziyafetten nasibimizi kesmesin inşallah. Ya. İnsanın dünyadan nasibi kesilirse en fazla ölür. Öyle ya. Lokmalar sayılıdır. Diyeceğin lokmalar bitti mi ölür. Fakat bu manevi ziyafetten, bu manevi gıdadan, Kur'an'dan, Kur'an davasından bir insanın nasibi kesildi mi? Ölmek ne ki ya? Ölmek ne ki? Ebediyen her gün ölse ölse dirilse yine kurtarmaz. Niye? Çünkü ebedi bir, sonsuz bir dava bu ya. Ya sonsuz kazanacağız ya da dönüşü olmayan bir yol. 3 sene değil, 5 sene değil, 10 sene değil. Sonsuz bir yol bu ya. Ya kazanacağız ya kazanacağız. Başka yolu yok bu işin. Ha. Mutlaka ve mutlaka alemimizde, çünkü yok ki alternatifi. Yok. Başka bir yol yok bizim için. Mutlaka kazanacağız bu imtihanı. Şu anda buraların açılmasının sebebi, şu anda birbirimize bu hakikatleri okumamızın sebebi de birbirimiz beraber yürüyelim de sırattan düşmeyelim, değil mi ya? Ya öyle beraber yürümenin mantığı buymuş yani. Zemin kaygan. Birimiz düşerse öbürü tutar. Öbürü düşerse öbürü tutar. Mutlaka ne yapacağız? Yolu beraberce bitirmeye çalışacağız inşallah. Cenab-ı Hak ayırmasın. Eğer o evvelki heyetin sizi tecrübe için verilen hediyelerini alsanız, yeseniz, bu gözümüz önündeki şu dar ağaçlarında başka gördükleriniz gibi asılacaksınız. Eğer bizim bu memleket hakiminin fermanıyla getirdiğimiz hediyeleri evvelkinin yerine kabul edip ve terbiyenamelerdeki duaları ve evratları okusanız asılmaktan kurtulacaksınız. Tam asılacakken bir adamın kulağına fısıldasan, desen ki affedildin desen, dünyalar onun olur değil mi ya? İşte iman, Peygamber aleyhissalatü vesselamın bütün beşeriyetin kulağına fısıldadığı müjdeymiş ya. Kurtuluş müjdesiymiş. Kurtuldun ya. O korktuğun ölüm var ya, o kabir çukuru var ya, o çukur değilmiş ya. O hapishaneden kaçarken tünel kazıyorlar ya. O tünel gibi bir şeymiş. Bu taraf böyle karanlık göründüğüne bakma. Arka taraf çok aydınlık. Ya. Anne karnında öyle olmadı mı? Orada bir dünyamız vardı. Daracık bir dünyamız. Her şeyi oradan ibaret zannediyorduk. Yaşadığımızı zannediyorduk. Sıkıntılı bir tünelden dünyaya geldik. Orada bizimle beraber başkaları da yaşasaydı arkamızdan ağlarlardı. Gitti, kaybettik diye. Aramızdan ayrıldı. Halbuki bizim sesimiz yetişse ne deriz? Ne kaybolması be. Ne ölmesi. Asıl şimdi hayat buradaymış be. Sizinki de hayat mı be? El var tutamazsın, göz var göremezsin. Anne karnında yok ki. Hayat mı o ya? Ot gibi. Aynı onun gibi. Dünyadan kabir tüneliyle ahirete doğanlar da buradan ölüm gibi görünüyor değil mi? Biz burada öldü diyoruz, oradan doğdu diyorlar. Hangisi doğru? Oraya geçince biz de doğduğunu anlayacağız. Demek bizimki yanlış. Ölüm diye bir şey yok. Ha. Nedir? Bu dünyadan öbür tarafa göçtüğümüzde de biz gidenlerin arkasından ağlıyoruz ya, yazık diyoruz ya. Gariban öldü, gitti, kayboldu, mahvoldu, bitti falan diyoruz. Onların ehli imanın sesi bize yetişse ne ölmesi be? Asıl ölü sizsiniz. Soğukta üşü, sıcakta terle, hastalan bilmem bir sürü dert, keder, zindanmış ya. Şimdi sarayın zindanı burasıysa, şu dünyadaki bütün güzellikleri düşünün. Sarayın zindanı burasıysa. Değil mi? Ya sultan mahveri nasıldır? Ya köşkleri nasıldır? Ya misafirlerini ağırlayacağı ebedi cennet salonları nasıldır? Öyle diyor. Dünyanın 1000 sene mesudane hayatı cennetin 1 saatine denk gelmiyor. Ve o cennetin de 1000 senesi Cemalullah'ı bir an görmeye kafi gelmiyormuş ya. Bizi böyle bir akıbet bekliyor. Önümüzde böyle büyük meseleler var. Böyle müjdeli, lezzetli, coşkulu, zevkli günler bekliyor bizi.
Niye dünyanın üç kuruşluk pis süfli zevkleri için böyle ebedi bir akıbetimizi, ebedi ahiretimizi, bu kadar büyük güzellikleri kaybedelim ki? Ahiretten bakınca sonsuzun yanında bu dünyada adam 100 sene de yaşasa 10 dakika gibi bir şeymiş ya. İnsan ömrü 8,4 saniye mi diyorlar bir şey. O kadar böyle küçük bir zaman dilimiymiş ya. Hani biz kelebekler var ya, bazı kelebekler sabah doğuyormuş. Öğleye doğru gençliğini yaşıyor. Öğlen ikindi de ihtiyarlıyor. Akşam da ölüyormuş. Sorsan bir ömür yaşadık diyor ya. Yaşadığını zannediyor. Ne yaşaması ya? İşte sabah doğdun, akşam öldün. Biz de aynı vaziyetteyiz ha. Kelebek gibiyiz. Hayatımızı hayat, ömrümüzü ömür zannediyoruz. Halbuki çok kısa. Ne kadar kısa olduğunu ahirette anlayacağız. Bu kadar kısacık bir ömrün, bu kadar azıcık bir zevkleri için ne kadar ebedi ve sonsuz zevkleri terk etmişiz, feda etmişiz, kendimizi adeta mahvetmişiz. Orada anlayacağız. Cenab-ı Hak oradan önce burada anlayıp birbirimize anlatmayı nasip etsin inşallah. Ya. Eğer bizim bu memleket hakiminin fermanıyla getirdiğimiz hediyeleri evvelkinin yerine kabul edip terbiyenamelerdeki duaları ve evratları okusanız asılmaktan kurtulacaksınız. O piyango dairesinde ihsan-ı şahane olarak her biriniz milyon altın bileti alacağınızı görür gibi ve gündüz gibi inanınız. Eğer o haram ve şüpheli ve zehirli tatlıları yeseniz asılmaya gittiğiniz zamana kadar dahi o zehirin sancısını çekeceğinizi. Çok cehenneme gidene kadar demiyor bak. Şimdi bir insan günahı işledi mi? Dünyadayken kabre kadar, ömrünün sonuna kadar her düşündüğünde o günah onu rahatsız ediyor mu? Hiç hatırlıyor musunuz ya günahınız aklınıza geldiğinde ya ne iyi oldu ya. Tadını çıkardık o zaman falan diye. Yok. Hep üzülüyoruz değil mi ya? Ne yaptık be? Keşke yapmasaydık. Şeytana uyduk. Ha. Bak dünyadayken kabir kapısına kadar o günah bizi hep rahatsız edecek, dürtecek, içimizi yakacak, kavuracak. Ölünce, oh be ölünce bitti zannedeceğiz. Bir bakacağız ki bir de kabir var. Kabirde de aynı günahı çıkaracaklar önümüze. Allah Allah ya. Hani bazı arabaların borcu olur da her yerde çıkar ya adamın karşısına. Ya oraya gidiyorum orada çıkıyor, buraya gidiyorum burada çıkıyor arkadaş. Nedir bu? Onun gibi. Allah muhafaza değil mi? Kabirde kabir azabına inkılap eder. Sıratta, mahşerde ta ebedi cehenneme kadar. Ya Allah aşkına dünyada 5-10 senelik gayrimeşru, gençliğin gayrimeşru zevki için. Dünyada çok seneler gam ve keder. Berzahta azap ve zarar. Ahirette cehennem ve sakar belasını çeken adam. En acınacak bir halde olduğu halde hiç acınmaya müstahak olamaz diyor. Niye? Zarara rızasıyla girene merhamet edilmez ve layık değildir. Bile bile lades olmaz ki. Cenab-ı Hak hepimizi uyandırsın inşallah. Yani biz bildiğimiz halde değil mi bu bile bile bir sürü günahlara ne yapıyoruz? Giriveriyoruz. Ha, demek bilmemiz yetmiyor. Devamlı bir şekilde bu hakikatlerden ders almamız gerekiyor. İhlas Risalesi'nin başında bir ifade var. Ey kardeşlerim bilirsiniz ve biliniz diyor. Bilirsiniz bilmeniz yetmez. Yeniden yeniye bilmeye ihtiyacınız var. Yol bozuk. Değil mi? Ya ben arabanın rot ayarlarını balans ayar yaptırdım. Yaptır fark etmez. Yol bozuk. 10 dakika sonra yine bozuluyor. Devamlı bir şekilde ayara ihtiyacı var. Her gün bozuluyor ayarlarımız ya. Buradan çıkıyoruz. Değil mi? Ertesi hafta bundan sonra hep geleceğim. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım falan. Bir güzel muhabbetler şunlar. Ya ne iyi oldu falan. Öbür hafta bir türlü ayaklarımız gelmiyor bu tarafa. Ne oldu? O zaman demek her gün bu hakikatleri okumaya ihtiyacımız var. İnşallah bu mekan da böyle haftada bir açılan bir mekan olmasın inşallah. Her gün açılıp her gün burada bu hakikatler okunsun inşallah. İnsanlar artık kahvelerden değil mi o kahve ortamındaki değil mi günahlardan, haramlardan bıkmışlar. Böyle ruhlarının nefes alacağı ortamlara ihtiyacı var insanların. Gerçekten dinlenecek ortama ihtiyacı var. Ya adam akşam ağlar, yolluyor. Bir de kahvede böyle al. Değil mi? O kağıtları saya saya. Bir türlü de adam yıllardır sayıyor. Adam hala sayıyor değil mi? Daha hala bitirememiş. Şimdi bir de orada gece yarısına kadar da orada yoruluyor ya. Dinlenmeye gidiyoruz diyor. Çantacı Necmi abinin bir hatırası var. Diyor ki İnegöl'de diyor.
Bir tane köye gittik diyor. Bir kardeş çağırdı bizi, davet etti. Abi dedi, bizim köy çok bozuk. Gidelim de işte bu hakikatları orada anlat falan. Gittik diyor sabah namazına camiye. Kimse yok diyor. İki tane ölüme terk edilmiş ihtiyar diyor. Nerededir bunlar dedik. Ya dediler, bunlar bu köyün adeti sabah namazında kahve çakılıdır. Ağzına kadar doludur. Bir gittik, o ana baba günü. Girdik içeri. Neyse diyor, mevzuya giriş yapacağız. Bir ucundan bir başından girelim dedik diyor. Tam o esnada bir tanesi oradan çıktı. Dedik ya işte buraya biz dini, Allah'ı, imanı anlatmaya geldik falan deyince. Ya orada cami var, camiye gitseydiniz, bu din, burası kahve. Camide anlatın. Necmi abi demiş ki, ya biz de demiş öyle düşündük. Önce camiye gittik. Fakat sizi orada göremeyince dedik ki bunlar namazları evde kılmışlardır. Meşgullerdir, işleri vardır. Hep beraber toplanmışlardır, oradadırlar diye. Düşündük buraya geldik demiş. Neyse öyle deyince adam oturdu diyor, bir şey demedi. Sonra diyor köyün böyle öğretmeni varmış, biraz da böyle bozuk birisiymiş. Oradan fırlamış. Ya demiş haftada bir şuraya dinlenmeye geliyoruz arkadaş demiş. Biz size burada çıktınız geldiniz işte şöyle böyle falan. Necmi abi diyor, doğru söylüyorsun kardeşim diyor. Biz de sizi dinlendirmeye geldik diyor. Din anlatacağız. Dinleneceğiz. Burada beraber dinleneceğiz. Öyle ya, dinsizlensek daha mı iyi? Dinleneceğiz. İnsan ancak bu dinle dinlenir ya. Başka türlü neyle dinlenecek? Öyle ya. Ondan sonra diyor, o da diyor çıktı gitti. İki tane mısır gibi patladı diyor. Oradan o patladı, oradan o patladı. Cevaplarını alınca çıkıp gittiler diyor. Biz de diyor Allah ne verdiyse diyor. Öğle namazına bütün kahveyi topladık, hep beraber camiye gittik diyor. Yani hakikaten insanların ihtiyacı var. İnsanlar boşlukta. İnsanlar bilmediklerinden oralardalar. Ha. Ellerinden tutan birileri olsa, bu hakikatler anlatılsa, inanın pervane gibi insanlar bu hakikatin etrafında dönecekler yani. Çünkü yıllardır ruhlarının aradığının burada olduğunu bulacaklar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah rızası için El Fatiha.